En çok hissedilen ama hiç konuşulmayan duygular listesinde yaşamın gerisinde kaldığını hissetmek sanıyorum ki ilk sıralarda gelir. Bunu herkes hisseder çünkü bu dünya böyle insanlar yetiştirir. Bunu hiç kimse konuşmaz çünkü kimse bunu tanımlayacak bir zaman dahi bulamaz. Kaplumbağa ile tavşanın hikayesini bilirsiniz. Sanıyorum ki hepimizin çocukken ilk okuduğu ya da ilk dinlediği masallardan birisi budur. Hatırlayalım hemen. Kaplumbağa ile tavşan bir koşu yarışına giriyorlar. Tahmin ettiğiniz ya da hatırladığınız üzere tavşan rakibini küçümsüyor. Hatta yarışın içindeyken bir ağacın altında uyuyakalıyor. Bizim ağır adımlar atan kaplumbağamız da tavşanı yakalıyor. Hatta tavşanı da geçerek yarışı kazanıyor. Çocukken bu masallar ne çıkarımlar yapmıştık? Kimseyi küçümsemeyeceksin. İşini doğru, güzel yapacaksın ve mücadeleyi asla bırakmayacaksın. Hepimiz bu baskıyla büyüdük. Hatırlayın, bu tarz hikayeler masallarla büyüdük. Bu bir yarış ve yarışı kazanmalısın. Hızlı, güçlü, zeki olmalısın. Kimi geçtin, kim seni geçti, kim önde, kim arkada? Her şey bize bir müsabakadayız gibi anlatıldı. Bir çocuk 6 yaşında okula gitmeye başladığı günden itibaren müthiş hedeflerle donatılıyor. Eğer siz bir canlıya 6 yaşından 25 yaşına kadar eğitim verir ve her yıl birilerinin elenip birilerinin daha iyi yerlere geleceği sınavlara sokarsanız o kişi, o canlı 25 yaşına geldiğinde artık hayata bir yaşam gibi değil, bir yarış gibi bakmaya başlar. Arabanın, evin, eşin, eşyanın her şeye karşı doyumsuz ve daha iyisini isteyen birine dönüşür. Yaşayamaz ki bu insan. Çünkü yarışıyordur. Bu geride kalma hissi birçok alanda olabilir ve her bireye kişiselleştirilebilir. Sınav notlarınızı kıyaslarsınız, kazandığınız üniversiteyi kıyaslarsınız. Üniversite sonrası girilen işler sizi geride hissettirebilir. 20'yi geçtikten sonra yaşıtlarınız evlenmeye başlar. Ellerinde bebek fotoğrafı paylaşırlar ve bekar olarak onları beğenme sizi geride hissettirebilir. Biri araba alır, siz kirayı ancak yetiştirebiliyorsunuzdur. Sosyal medyada beğeni sayılanınız bile sizi geride hissettirebilir. Sanıyorum ki bu videoyu izleyen herkes bana katılacaktır. Hepimiz bir şekilde öyle ya da böyle yarış psikolojisiyle yaşıyoruz. Hayata böyle baktığımız için de sürekli her alanda önümüzde insanlar görüyoruz. Dolayısıyla her alanda birilerinden geride hissediyoruz kendimizi. Hepimizin içinde yaşamda geride kalmışlık hissi var. Pek azımız onlar da yarışmayı bırakıp yaşamaya başlamayı keşfedenler. Ve bu kişilere çok büyük saygı duyuyorum ben. Ve elimden geleni yapıyorum hayatta. Yarışmayı bırakıp yaşamaya başlayabilmek için. Belki çözüm tavşan psikolojisinden kurtulup sadece kendi işine bakan kaplumbağa psikolojisine bürünmekte. Biraz yavaşlayıp, anlayarak, yavaş adımlarla yaşamak gerekiyor. Bugüne kadar tavşan kafasıyla kazanamadığımız birçok şeye bu sefer sahip olabiliriz belki. Yarışmayı bırakıp yaşayabilmeye başlamak adına çözümleri düşünürken, neler yapabilirim diye düşünürken aklıma birkaç fikir geldi. Bunlardan ilki kendimizi sürekli birileriyle karşılaştırmayı artık bırakmak. Farklı bir fikrim var burada. Ya bize anlatılı gibi değilse, ya insanlarla değil de kendi başımızda bir müsabakadaysak. Teorim şu, herkesin koşu parkuru kendine has. Kimse kimseye benzemediği gibi şartlarımız, parkurlarımız da kimseye benzemiyor. Bu fikir bize şunu sağlıyor. Başkasının bitiş çizgisine bakmayı artık bırakalım. Kendi yaşamımızda, kendi parkurumuzda yalnızca biz varız. Kimseyle yarışmıyoruz. Yarışmayı bırakınca da ya da yarıştığı psikolojisinden kurtulunca da kendi parkurunda, hayat yolculuğunda yürürken etrafa bakmaya zaman buluyorsun. Yaşamı keşfetmeye zaman buluyorsun. İnancını yaşamaya zaman buluyorsun. Belki de ilk kez hayatı sevmeye, yaşamayı sevmeye başlıyorsun. Yaptığımız şeyleri birileriyle kıyaslanmak için değil, sevdiğimiz için yapmalıyız. Geçmek ya da geçinmek, bunları düşünmediğimizde geride kalmaktan da sanki kurtuluruz diye düşünüyorum. Yaşamın gerisinde değil, yaşamda hissederiz kendimizi. Videoyu izleyen herkesin bugün ya da dün hayatının herhangi bir anında şu cümleyi kurduğunu ya da en azından rastladığını tahmin edebiliyorum. Benden geçti artık, bizden geçti artık. Çok popüler bir cümledir. Ve bu cümlenin gerisinde, derinlerinde aslında şu yatar. Başkaları yaptı, ben bunu yapmak için çok geç kaldım. Aslında bilinç altında bunu söyler insan. Bunu bize söyleten şey de bildiklerimiz değil aslında. Sandıklarımız. Son 10 yılda hayatımıza giren sosyal medya bu hissiyatta
zirve yaptırdı bize. İnsanlar iki hayata sahip. Çevrim içi ve çevrim dışı. Ve istisnasız, hiçbir istisnasını görmedim. Çevrim içi hayatlarımız, çevrim dışı yani gerçek olan hayatlarımızdan çok daha kusursuz, çok daha çekici, çok daha havalı, neşeli, mutlu, güler yüzlü, şaşalı. Böyle olunca da gerçek hayattan telefonu açıp birisinin çevrim içi hayatına baktığında kendini zaten otomatik olarak geride hissediyorsun. Çünkü onun aslında gerçek olmayan hayatına bakıyorsun. Herkes lütfen buna emin olsun. Aslında hesabına bakıp kendini geride hissettiğin kişi senin hesabına bakınca da o da kendini geride hissediyor. Yani aslında herkes birbirinden geride kalmış hissiyatıyla yaşıyor. Tabii geride kalmışlık hissinin başka bir versiyonunda ezdiğini düşünmek. Bence ikisi de insana aynı derecede zarar veriyor. Bir yarış psikolojisiyle yetiştirildiğimiz için ya geçildiğimizde geride kalmışlık hissiyle yaşıyoruz, kendimizi ezik gibi hissediyoruz. Ya da geçtiğimizde birilerini ezmemiz gerektiğini hissediyoruz. Bu konudaki ikinci fikrim, artık şuna son vermeliyiz. Başarısızlık bizi dağıtmamalı. Yani her başarısızlığımızda dağılmamıza artık bir son vermeliyiz. İnsanlar istedikleri şeyler olmayınca iki çeşit tepki veriyor. Ya darmadağın olup pes ediyorlar ya da bundan ciddi bir ders çıkartıp yollarına çok daha güçlü şekilde devam ediyorlar. Burada kime sorsanız tabii ki herkes başarısızlıkta ya da istediği şeyler olmadığında ikinci şekilde tepki vermek ister. Yani ders alalım ve çok daha güçlü yolumuza devam edelim. Ama maalesef her teoride doğru olan şey pratikte konu insan olunca aynı şekilde olmuyor. Biraz bitkilerle, doğayla ilgileniyorsanız şunu bilirsiniz. Sebze fidelerinin ya da ağaçların doğru zamanda budanması gerekir. Ne demek budamak? Dalını kırmak, yaprağını koparmak. Bunlar kulağa ağaca zarar veriyoruz gibi gelmiyor mu? Aslında doğru ama biz bu zararların ağaçlara, bitkilere, doğaya iyi geldiğini biliyoruz. Bizde de böyledir aslında. Bunu keşfetmemiz lazım bence. Zorluklarla büyüyen çocuklar hayata karşı çok daha güçlü olurlar. El bebek, gül bebek büyütülenler sıkıntılara karşı daha kırılgan, daha ne yapacaklarını bilemez durumda oluyorlar. Bence buna alışmalıyız artık. Hayatında bir dert mi geldi? Dert çıkar ve devam et. Dalını mı kırdılar? Onar ve devam et. Düştün mü? Kalk ve devam et. Ama bittim, benden geçti, artık başaramam, çok geride kaldım, yapan yaptı gibi şeyleri söylemekten bence kurtulmalıyız. Bundan kurtulmak birçok sorunumuzu çözecek. Hayatın gerisinde kalma korkusunu aslında anlayabiliyorum. Bu tabiatımızda olan bir şey. İlk insanlar yiyeceği saklama, işleme sorunu yaşadıkları için her gün yiyecek telaşındaydılar. Sabah kalktığımızda bugün ne yiyeyim demek aslında gerekli bir telaş. Yaşamamız için gerekli bir telaş bu. Yiyecek bulamazsınız. Gerçekten hayatın gerisinde kalıyorsunuz. Ama 2020'de yani bugün hissettiğimiz telaş bence yaşayabilme telaşı değil. Toplumun bize dikte ettiği normlara uyup uyamama telaşı. Kendi seçtiğimiz bir his değil yani bence bu. Sistemin içine bırakıldık ve bildiğimiz her şeyi burada öğrendik. Geride kalmak bence mutlulukla aramızdaki en büyük duvar. Diyorum ki bu duygunun bizi yönetmesine izin vermeyelim artık. Bu duyguyu artık beslemeyelim ve acından ölsün. Kendi seçimlerimizle artık baş başa kalalım. Birlikte bir hayal kuralım şimdi. Önümüzde parkurumuzda, yaşam parkurumuzda hiç kimse yok. Yalnızca o parkurda biz yürüyoruz ya da biz koşuyoruz. Mutluluğun, yaşamın bir rakibi olmaz. Çünkü bu bir müsabaka değil. Bunun artık farkındayız. Yaşayabilememiş bir insan bence kendini gerçekleştiremez. Kendini gerçekleştirememek de boşa harcanmış bir hayattır. Tabii ki 6 yaşından 25 yaşına kadar tek işi rakiplerini geçmek olan bir çocuğun, bir gencin 25 yaşından sonra artık toparlanması çok zor. Çok zor ama mümkün değil demiyorum. Önce yaşamın gerisinde kaldığımızı hissetmenin doğru olmadığını kabul etmeliyiz. Sonra da kendi rotamızı bulmalıyız. Bence işte tam da bu anda hayatta olmamız gereken yerde olacağız. Ve ancak bu şekilde her şey yoluna gidecek. Şunu bilmeliyiz bence, şunu kabul etmeliyiz. Bu benim hayatım ve hayatımdaki her detay bana ait. Bize öyle söylediler ama bir kumar masasındaki gibi hayatımızı ortaya koymak zorunda değiliz ki. Kimseyle yarışmak zorunda değiliz ki. Dünyaya gelmiş her insan gibi biz de özeliz. Her insan birbirinden farklı. Korneamız farklı, parmak izimiz farklı, düşüncelerimiz farklı. Aynı şeye bakarken hissettiklerimiz farklı. Herkes biricik. Herkes birbirinden farklı. Hayatın
gerisinde hissetmeyelim artık. Çünkü ilerisinde de değiliz ki kimseden. Bu bir yarışmak değil ki. Hepimiz kendi parkurlarımızda yaşayan insanlarız. Ve bence yarışmayı bırakıp artık yaşamın, hayatın tadını çıkartmaya başlamalıyız. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Normalde videolarımın sonunda, neredeyse hiçbir videomda bu tarz bir konuşma yapmıyorum ama burada yapacağım. Çünkü bu videoyu bu dakikaya kadar izlediyseniz, bu düşünceler, bu hissiyatlar, bu hayattaki ince noktalar ilginizi çektiyse bu topluluğa katılmanızı istiyorum. Buralarda olun, kanala abone olun. Bu duyguları, bu fikirleri güzel insanlarla buluşturun, arkadaşlarınıza anlatın. Çünkü bu şeyler her yerde konuşulmuyor. Televizyonlarda, sokaklarda böyle konulara denk gelmiyoruz. Bari en azından güzel insanların arasında konuşulsun böyle şeyler. Öyle oluyor ki bazen aynı evde doğduklarınla bile anlaşamayabiliyorsun. Aynı evde yaşadıklarınla bile istediğin şeyleri paylaşamayabiliyorsun. Ama bazı insanlar çıkıyor, henüz tanışmamışsın ama aynı dili konuşuyorsun. İşte bence insanlar bunu yakaladıklarında birbirlerini bırakmamalı. Güzel şeyleri konuşmaya devam etmeli. Onun için YouTube'daki topluluğu ben çok önemsiyorum. Özellikle kanalda bu video gibi şuradan dinlenilmesi gereken ve ancak şuradan iletişim kurabileceğimiz videoları izleyen, bunlara ilgi duyan insanlar benim için çok önemli ve çok özel insanlar. Ve hepimizin hayatta artık yarışmayı bırakıp yaşamaya başlayabilmemiz dileğiyle, hayatta hiçbir şeyden kendimizi geri hissetmememiz dileğiyle sevgiyle kalın. Çok teşekkür ederim. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Guess you need the laws to know.